Son birkaç gündür gerçekten ülkemizde içimizi acıtan, hepimizi derinden yaralayan olaylar peşi sıra geliyor. İlk haber İdlib'den geldi. İdlib'de vatan evlatları, Mehmetçikler maalesef hain koşulların veya uluslararası anlaşmazlıklarımızın veya dış politikamızın adına ne derseniz deyin ama bu ülkeyi korumak adına canlarını siper eden Mehmetçiklerimiz hayatlarını kaybettiler. Hemen peşinde bir doğal afet yaşadık. Henüz depremin acılarını sarmadan devamda yurttaşlarımız çığ altında kaldı. İlk etapta 5 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken bugün itibariyle bu sayı maalesef 41'e çıktı. Ve ardından işte hepimizin malumu dün akşam Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazası ve 3 yurttaşımızın daha hayatını kaybetmesi. Bunların bir kısmı doğal afet, bir kısmı hayatın gerçeği, bir kısmı insan hatası belki. Ama temel olarak baktığımızda maalesef acılarla beslenen bir toplum olduk ve birleşmek adına, dayanışma adına hep bu acılardan medet umar olduk. Bir yanıyla bizi birleştirdi ama bir yanında da ocaklara sürekli ateş düştü. Dayanıştık diyorum çünkü depremde gördük ki ne Elazığ'dan ibaret ne Malatya'dan ibaret. Ülkenin her yerinden ki Bursa'dan da olmak üzere yardımlar yağdı, yurttaşlarımıza eller uzatıldı. Ama biz Türk toplumu olarak biraz sıcağı sıcağına bu yardımlara, dayanışmaya önem veriyoruz ama üzerinden birkaç gün geçince sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Oysa bugün burası da hava soğuk, dışarıda yağmur yağıyor ama orada 30-40 santim kar altında çadırlarda binlerce yurttaşımız var. Belki bugün karınları doyuyor ama yarın var, öbür gün var, daha kış çok uzun sürecek. O yüzden bu dayanışmanın süresini uzatmak ve sıcak tutmak zorundayız. O yüzden buradan ders almak ve doğayla inatlaşmamak zorundayız. Doğaya rağmen, doğanın kendi dinamiklerine ve kurallarına rağmen, bilime rağmen, hukuka rağmen inşaatlar yapmamalı, köprüler inşa etmemeli, havaalanları açmamalıyız. Bilimi doğanın kurallarıyla yan yana getirip her şeyi buna uygun yapmak zorundayız. Elbette denizin üstüne de havaalanı yapılır. Dağın tepesine de yapılır. Belki bir bataklığa da inşaat yapılabilir. Ama bunun kuralları var, fenni var, bilimi var, tekniği var. Bir de başında söyledim, tekrar ediyorum, doğayla inatlaşmamak var. Eğer kuleden size rüzgar ters yönden sert esiyor deniyorsa pas geçmeniz gerektiğini bilecek teknik bilgi ve donanıma sahip olmanız gerekir ve pas geçmelisiniz. Kendi hayatınız değil, 177 yolcunun hayatı da buna bağlı çünkü. Eğer size yetkililer çığ düşme tehlikesi var, konvoyla yoldan gitmeyin, tehlikeli olur dediklerinde siz de dönüp gitmeyeceksiniz. Yanınıza iş makinelerini alıp, kamu gücünü kullanıp, orada iş makineleriyle yeni bir rezonans, yeni bir desibel arttırımıyla ikinci bir çığı milyonda bir ihtimal bile olsa tetikleyen siz olmayacaksınız. Orada kendiniz dahil hiçbir insanın hayatını tehlikeye atmak durumunda değilsiniz. Buraya havaalanı yapılmaz deniyorsa uzmanlar tarafından bir kez daha düşüneceksiniz. Bir kez daha kuşların göç yollarından tutun da zeminin yapısına, orada esen rüzgarın yönüne, hızına bakmak zorunlulukta olduğunuzu bileceksiniz. Bugünkü çağda, bugünkü teknolojinin bu noktaya geldiği bir noktada bunları göze almak zorundayız. Yoksa elbette doğum kadar ölüm de normal, ölüm de doğal ve hepimiz bir gün öleceğiz. Ancak bu bizim hatalarımızla, insanın hatalarıyla olmamalı diye düşünüyorum. Biz hukukçulara düşen temel görevde işte bütün bu doğaya direnme noktasında, doğaya karşı gelme noktasında yapılacak hukuka aykırı gördüğümüz, yani gerekli ÇED raporları alınmadan yapılan yapılaşmalar, eserler, köprüler, yollar söz konusu olduğunda, sanayi yatırımları söz konusu olduğunda elbette dava açmak olacak, elbette karşı durmak olacak. Hele her şeye ÇED raporunun neredeyse verildiği günümüzde birçok projenin ÇED raporu gerekli değildir
şeklindeki valilik kararıyla ÇED raporu almaksızın projenin yapılmaya çalışılması da ikinci bir fecaat doğuruyor. Ve her bu vakayla karşılaştığımızda hukuktan, adaletten umudumuzu kesmeye başlıyoruz. Direncimiz düşüyor. Allah'tan her hafta burada ruhsat töreni var. Her hafta genç arkadaşlarım, genç hukukçular burada kürsüye çıkıyor ve onlar her yemin ettiklerinde hukuka olan azalmış inancımız bir tık daha artıyor. Yeniden mutfar oluyoruz, onların sayesinde yenileniyoruz. Ve bugün 7 genç arkadaşımın sayesinde, evet, hukuka yine ihtiyacımız var, adalete yine ihtiyacımız var ve onlarla bu zaferi kazanacağız, onlarla hukuka, adalete, hepimizin özlediği o hakkaniyete, yeminde geçtiği şekilde vicdanla karar veren mahkemelere, hakimlere kavuşacağız diye ümit ediyorum. Tüm bu duygu düşüncelerle siz anne, babalar, kardeşler, eşler ve çocukları, bugüne kadar onları desteklediğiniz, her vazgeçmeyi düşündüklerinde, her zora düştüklerinde arkalarında olduğunuz, onların destekleyeni olduğunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Sonrasında emek ve çabaları için sevgili genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve Bursa Barosu ailesine hoş geldiniz diyorum.